Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir turşu tarifiyle geldim arkadaşlar. Müthiş lezzetli. Kamber biber turşusu. Bu tarifi Instagram sayfamdan sevgili takipçilerimin tavsiyesi üzerine denedim. Ve ben o kadar çok beğendim ki arkadaşlar, müthiş oluyor. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka deneyin derim. Kamber biber turşumuz için öncelikle bu şekilde kamber biberlere ihtiyacımız var. Ben bu biberleri arkadaşlar Romanya'dan arkadaşım sipariş vermişti. Sipariş üzerine temin ettim. Bu şekilde 9 tane kamber biberi kullandım. Denemek için sadece 3 tane havuç, 8-9 tane diş sarımsak, tuz, sirke, şeker, zeytinyağı, maydanoz. Tüm malzemelerimiz bunlar. Yapımı çok kolay ve inanılmaz pratik, hemen yemeğe hazır bir turşu. Dediğim gibi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bu tarz kışlık videolu tariflerim ve turşu tariflerim için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım tüm videolarım sizlere bildirim olarak gelsin ve tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Evet, turşumuzun yapılışı gördüğünüz gibi, kafa kısmını kesiyoruz ve ortasındaki çekirdeklerini temizliyoruz. Kamber biberlerimizin çekirdeklerini tamamını temizledikten sonra bir baş diş sarımsağı arkadaşlar, yaklaşık 7-8 tane diş sarımsak ince ince halkalara doğrayalım. Ve bu doğradığımız sarımsak dişlerini biberlerimizin içerisine pay edelim. Sarımsakları yerleştirdikten sonra 3 tane havucu rendeledim ve rendelemiş olduğum havucu da biberlerimin içerisine eşit bir şekilde bir tutam bir tutam yerleştirdim. Havuçları biberlerin içerisine pay ettikten sonra yaklaşık yarım çay kaşığı kadar tuzları da havuçların üzerine ekleyelim. Her bir biberin içerisine yarım çay kaşığı kadar iri salamuralık tuz kullanıyorum. Tuzu da ekledikten sonra yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar şeker ilave edeceğiz. Her bir biberin içerisine, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şeker tuzdan biraz daha fazla olacak. Neredeyse bir tatlı kaşığı kadar. Her bir biberin içerisine şekerimizi ilave ettikten sonra yaklaşık bir yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde üzerine döktürdüm. Bu esnada fırınımızı önceden ısıtıyoruz, 200 derecede. Fırınımız ısınırken de bu işlemi yapıyoruz. Sirkeyi ilave ettikten sonra göz kararı yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdiriyoruz biberlerimizin üzerine. Her bir biberin içerisine bir miktar zeytinyağı gezdirdikten sonra 1-2 yaprak maydanoz yaprağı, dilerseniz defne yaprağı, dilerseniz kereviz yaprağı kullanabilirsiniz. Evet, her bir biberin içerisine bu şekilde kapatalım.
Doldurduğumuz kamber biberlerimizi yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsimize biraz aralık bırakarak dizelim. Evet, tepsimizi fırına verelim. Yaklaşık 20-25 dakika 200 derecede böyle güzelce közlenme kıvamına gelene kadar pişirelim. Benim biberlerim birazcık iri ve büyük olduğu için bu sürede tuttum arkadaşlar. Eğer sizlerin biberleri daha küçükse 10-15 dakikada tutabilirsiniz. Biberin durumuna göre süresini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde biberlerim çok güzel kızardılar ve yumuşadılar. Şimdi hemen arkadaşlar vakit kaybetmeden sıcak sıcak kavanozlarımızın içerisine dolduracağız. Kapağını sıkıca kapatacağız ve ters çevirip o şekilde soğumaya bırakacağız. Kesinlikle içerisine başka sirke yağ eklemiyoruz. Doldururken eklediğimiz tüm malzemeler zaten oldukça sulanıyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık oluyor. Suyunu bırakıyor arkadaşlar ve dinlendikçe de daha da bir sulanacaktır ve yumuşayacaktır. Açtıktan sonra hemen tüketmek için kavanozlarıma ikişer ikişer koyarak pay ettim ben. Sizler ailenizin durumuna göre büyük bir kavanoza tercih edebilirsiniz. Evet, biberlerim bitene kadar bu şekilde 3 kavanozuma ikişerli en son artan biberlerimi de büyük kavanoza koyarak doldurdum ve kapaklarını hemen kapattım, ters çevirip soğumaya bıraktım. Çok kısa bir sürede bir kamber biber turşum hazır oldu. Bu turşu arkadaşlar hemen yemek için de hazırdır. Bence bu turşu çok çabuk kısa bir sürede bitecektir. Emin olun. Uzunca bir süre dayanmayacak bile. Evet, kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra yavaşça tepsime ters çevirdim ve bu şekilde soğumaya bıraktım. Vakumlama işlemini daha çabuk gerçekleşmesi için üzerine bir örtü de örtebilirsiniz. O şekilde uyutabilirsiniz. Ama vermiş olduğu sıcaklık zaten kavanozlarımızı vakumlamaya yetecektir. Evet, ben dayanamadım arkadaşlar ve tadına bakmak istedim. Tadını deneyip sizlere de fikir vermek istedim. Ve hemen tadını denedim. Gördüğünüz gibi içinde inanılmaz kendi verdiği sosun suyu var. O suyunu da zaten sonra atmayacağız, içeceğiz. Müthiş lezzetli. Ben çok beğendim. Biz çok beğendik. Kamber turşumuzu et yemeklerinin yanında meze olarak kullanabilirsiniz. Yemeklerin yanında turşu çeşidi olarak kullanabilirsiniz. Her türlü arkadaşlar müthiş gider. Pilavın yanında. Şiddetle tavsiye ederim. Evet, kanalımda arkadaşlar bu tarz kışlık tariflerimi bulabilirsiniz. Turşu tariflerimi, sos tariflerimi. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Paylaştığım tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir başka yayında farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.